Merhaba. Ben Erol Çelik. Size hiçbir yerde yayınlanmamış yepyeni öyküler anlatacağım. Çok kısa tuhaf öyküler. Şimdi anlatacağım politik bilim kurgu öyküsü distopik bir evrende geçiyor. Acımasız bir dünyada. İsmi Sinek Dörtlü. İlginç bir öykü. Çok kısa tuhaf öyküler başlıyor. Sinek Dörtlü. Okuyan Erol Çelik Yazan Erol Çelik Bayılıyorum bu oyuna. İşte maçı onlu. Eyvah! Yakalandın. Yerdeki tüm kağıtları alıyorum. Sayın Bakanım, sizin bu antika zevkinize hayranım. Sarı kafalı, küçük gözlü adam elindeki iskambil kağıdına bakarak üzerindeki şekli anlamaya çalıştı. Sıra sende. Dikkatli ol, dedi Masanın üzerinden aldığı kağıtları düzene sokmaya çalışan savunma bakanı. İki kağıt kalmıştı ve hangisini yere atması gerektiğine karar vermeye çalışıyordu başkanın karşısındaki adam. Yenmek veya yenilmek pek umrunda değildi. Zaten oyunu tam anladığı da söylenemezdi. Bu sırada dışarıda metal koridorlarda bir adam koşuyordu. Uzun şeritli kuşağı ayaklarının yanından yere değiyor, üzerine basmadan nasıl ilerleyebildiğini kimse bilmiyordu. Sinek. Efendim bakanım? Elindeki. Sinek diyorum. Sinek dörtlü. Ve ondan kurtulmak istiyorsan yere atmalısın. Sarı kafalı, göğsünde onlarca bürevi olan liderinin gözlerine baktı. O gözlerdeki kazanma hırsını bu uğurda yapabileceği beklenmedik şeylerin katılığını gördü. Karşısındaki kudretli yaşlı adam bu saçma sapan oyunu gerçekten kazanmak istiyordu. Fakat sinek dörtlüğü yere atarsam oyunu kaybederim. Öyle değil mi bakanım? Doğru. Benim yenilmemi mi istiyorsunuz? Hem de bile bile. Ben bir komutanım ve daima kazanmak isterim. Üstelik adil bir komutanım. Sana bir şans tanıyorum. Sonra bana oyunu bilmediğini, bu yüzden yenildiğini söyleyemezsin. Sinek dörtlüğü yere atarsan ben kazanırım. Ya da diğerini atar şansını devam ettirirsin. Bu işin başka matematiği yok. Sinek dörtlüğe bakan adam ne yapması gerektiğini kestiremedi. Satranç oyununu hatırlıyor musun? Hani şah, vezir eliyle bir takım hareketler yaparak taşların şeklini hatırlatmaya çalıştı. Evet bakarım. O oyun da böyledir. Karşı tarafın hamlesini görürsün ve her şey önünde apaçık durur. Hiçbir gizlilik, hiçbir hainlik yoktur. Ama bu oyunun kuralı elimdeki kağıtları size göstermemem. Doğru değil mi? Doğru ama iyi bir oyuncu kağıtları sayarak karşısındaki rakibinin elinde ne olduğunu hesaplayabilir. Kuşağı yerlerde sürünen adam düşmeden yolu tamamlamayı başardı daha 20'sinde bile olmayan güzel bir sekreter bakanın makamının önünde onu karşıladı yüzüne aldığı tüm eğitimlerinin tecrübesini takınarak gülümsedi sekreter bu gülüş aslında bir savunma mekanizmasının hayat bulmuş haliydi çünkü makamın önündeki bu adam gerçekten korkunç biriydi böyle adamlarla nasıl ilişki kurulacağını bilmeseydi bu görevde kalması mümkün değildi Onca yolu koşarak gelen adamın yüzünde hiçbir yorulma belirtisi yoktu. Ne bir terleme ne de soluk alışlarında düzensizlik. Sanki saatlerdir burada, kapının önünde sabırla bekliyormuş gibiydi. Şansölye meşguller efendim. Sesi en az 20 yaş daha olgun çıkmıştı. Diyaframdan yükselen soluğunu boğazında yaptığı bir kasılmayla kalınlaştırıyor, bu sesi çıkartarak en önemli bakanlıklardan birinin sekreteri olma şansını elinde tutuyordu. Yerde sürünen kuşağını bir Bizans soylusu gibi sağ kolunun üzerine sararak ''Benim geleceğimi biliyor, derhal haber ver.'' diye emretti. Efendim, bana da hiçbir şekilde rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Anlayış göstermenizi bekliyorum. Sana hemen haber ver diyorum. Adamın yanak kasları seyrince, sekreter başıyla onaylamak zorunda kaldı. Bilgisayarının başına geçerken çok da tedirgin değildi. En azından denediğini söyleyecekti. Tuhaf üniformalı adam bir heykel gibi bakanın kapısına dikmişti bakışlarını. Sekreter bu emri vakiliklerden hiç hoşlanmıyordu. Bunu yapan birçok yöneticinin işini zorlaştırmaktan büyük bir zevk alırdı ama şu an karşısında duran ve dünya yansa umrunda olmayacak adama bunu yapamazdı. Diğerleri gibi değildi. Hiçbir cazibe, hiçbir entrika ona sökmüyordu. Bilgisayara amiral geldi efendim diye yazdı. Ve çok öfkeli. Bekleme salonu tam da bakanın zevkine göre döşenmişti. 2000'li yılların deri kaplama koltuklarına ancak bu antika meraklısı bakanın bekleme odasında rastlanabilirdi. İçi değişik renklerde ciltlenmiş kitaplarla dolu bir dolap, dolabın hemen yanında ise geçen yüzyıl kullanımdan kalkan LCD bir televizyon asılıydı. Kapalı televizyonun hemen karşısında, özel olarak ışıklandırılmış camiken bir dolapta ise el yapımı baston koleksiyonu duruyordu. Bakan, diğer beyliklerden gelen konuklara en çok bu bastonların öyküsünü anlatmaktan hoşlanıyordu. Tıbbın daha gelişmediği zamanlarda kullanılan bu ahşap dayanakların nasıl kullanıldıklarını tarif ediyor ve bu koleksiyonun neredeyse bin yıllık olduğunu söylüyordu. Sizi bekliyor efendim. Sadece gözlerini çevirerek kibirli bir şekilde genç kıza bakan Romalı, en ufak bir şey söylemeden bakanın odasına girmek için ilkel kapının tutamacını çevirdi. Menteşeli, deri kaplı, hantal bir kapıydı ve insan gücüyle çalışıyordu. Bir Romalı asilzade için bu kadar ilkellik fazlaydı. Gel bakalım amiral. Bakan toplantı masasında iskambil kağıtlarıyla oynadığı adamı göstererek İçişleri müsteşarını tanıyorsun değil mi? diye sordu. Müsteşar bu soyutarlıktan utanıyormuş gibi sırıttı ama bakışlarında yapacak bir şeyin olmadığını söyleyen bir çaresizlik vardı. Amiral önce müsteşarı sonra bakanı başıyla selamladı ve sağ koluna bağladığı kuşağın hakkını verecek bir asillikle burnunu havaya kaldırarak "Şansölye, emrinizi bekliyoruz." dedi. Bakan hemen cevap vermeyerek elindeki son iki kağıdı inceledi. Elbette bir şey düşünüyordu. Elbette onun ne yaptığını sorgulayabilecek kudrette hiç kimse yoktu odada. Tarih şimdiye kadar yanlış bir karar verdiğine şahitlik etmemişti yaşlı yöneticinin. O yüzden kimsenin sesi çıkmayacaktı. Eğer elindeki sinek dörtlüğü yaratarsan kararımı vereceğim. Anlamadım diye korkuyla konuştu müsteşar. Amirel'e bakacak oldu ama... Bunu yapmayacak kadar strateji okumuştu. Sinek dörtlüğü diyorum, elindeki. Eğer atarsan kararımı ona göre vereceğim. Efendim, bu kararı bir iskambil oyununa bağlamanızı anlamıyorum dedi. Bulduğu küçük bir cesaretin ardına saklanan amiral. Bakan kapalı ağzında dilini dişlerinin üzerinde gezdirdi. Sabretmek için yapıyordu. Onu yakından tanıyan, emrine amade olan herkes bilirdi bunu. Amiral hissedilmeyecek derecede bir huzursuzlukla kımıldandı. İskambil kağıdına değil, sinek dörtlüye. Her şey o kağıdın yere düşmesiyle ilgili. Eğer ben o kağıdı doğru zamanda ve senin bunu anlamana rağmen düşürürsem, düşmanla ne yapacağıma da karar vereceğim. Müsteşarla amiral göz göze geldi. İkisinin de bakışlarında bir çözüm yoktu. Romalı bakışını yere çevirince küçük gözlü adam teslim olmaya karar verdi. Daha fazla sorumluluk almadan elindeki sinek dörtlüğü masanın ortasındaki boş alanın üzerine attı. Bakan büyük bir öfkeyle ayağa kalktı. Sanki köpüklü dev bir dalga gibi kabarmıştı. Ahmak herifler! Erken pes ediyorsunuz! İlkel döşenmiş, tütsü kokan odanın içerisi buz kesmişti. Yoksa Romalı ve sarı kafa oldukları yerde çakılı kalmazlardı. Size düşman hakkındaki kararımı elinizdeki koza göre vereceğim diyorum ama siz korkunuzdan elinizi açık ediyorsunuz. Amiral bir şey söylemek için ağzını açıyordu ki yaşlı lider onu eliyle susturdu. Şu an konuşmanın hiçbir anlamı yok. Siz kaybettiniz. Sahilenin baş parmağıyla işaret parmağının arasına sıkıştırdığı iskambil kağıdını büyük bir ışımla kağıdı tuttuğu yumruğunu masaya sertçe vurarak sinek dörtlünün üzerine çarptı. Bakanın pencerelerinden içeriye günün her saati akşam güneşine benzeyen bir ışık yansıtılıyordu. Masanın üzeri bu sarı renkli ışık sayesinde parçalı bir hüzne boyanmıştı. Pişti! Müsteşarın sinek dörtlüsünün üzerinde şimdi bakanın maça dörtlüsü duruyordu. Efendim diye çıkıştı amiral. Sonucu ne olursa olsun artık dayanamıyordu. Oldum olası bakanın bu saçmalıklarına akıl erdiremiyordu. Strateji ciddi bir işti. Bu konuyla ilgili tüm tarihi incelemiş, tüm dökümanları yalayıp yutmuştu. Öyle iskambil kağıdıyla olacak iş miydi bu? Strateji bir sanattı, ve şansa bırakılamazdı. Bakan, amiralin düşüncelerini duymuş gibi oyunun kazanmanın mutluluğuyla komutana döndü. Savaş dediğim böyle bir şey değil midir yani? Koluna sardığı kuşağının ucunu avucunun içinde iyice sıkmaya başlayan öfkeli Romalı, saygısızlık etmek istemem ama aralarındaki ilişkiyi çözemedim dedi. Oysa ben senin her şeyi çoktan anlamanı bekliyordum diyerek karşısındakinin zekasına ince bir gönderme yaptı. Müsteşar soluğunu tutmuş, gözünün önünde cereyan eden olayları izliyordu. Yaşanan kudret savaşı kendisine bir gömlek büyük gelmişti. Beni bağışlayın şansölye. Ancak profesyonel görüşüm, senin görüşünün ne olduğunu bilmiyor muyum zannediyorsun? Hiçbir şey söylemedi amiral. Ağzından çıkacak kontrolsüz bir söz hayatına mal olabilirdi ama bundan korkmuyordu bu ilkel kafalı yaşlı adam karşısında yanılmaktan korkuyordu bilginin tecrübenin saçma sapan kağıt oyunları karşısında yenilmesinden korkuyordu ne zaman sinek dörtlüğü yere atmaktan vazgeçersiniz o zaman doğru kararlar vermeye başlarsınız küçük gözlü müsteşar sahte akşam ışığında parıldayan kağıda baktı üç yapraklı yonca işaretine neden sinek dediklerini anlamamıştı. Amiral sabırsızca, ''Efendim, emriniz nedir?'' diye kestirip attı. Bakan başını iki yana sallayarak gülümsedi. ''Anlamıyorsun değil mi?'' Çok fazla aşağılayıcı olmaktan vazgeçerek ellerindeki her şeyi masaya döktüler ve senin elinde pişti yapacak güç var. Şimdi sen elindeki maça dörtlüğü yarı çarpmazsan kazanamazsın dedi. Neyi anlamıyorsun? Ama efendim bu bir katliam olur. Bunu biliyorlar mı? Şey, evet efendim. O zaman suçlu biz değiliz. Masaya bilerek yanlış kağıdı atarsan kaybedersin. Biri kafana vurur. Savaşın acımasız kuralı budur. Anlaşıldı efendim dedi yenilmiş Romalı. Kazanmak için her şeyi yapın. Kuşağın ucunu sıktığı avucunda tırnak izleri çıkmıştı komutanın. Başıyla çıkmasını işaret ettikten sonra müsteşara tekrar döndü. ''Sana daha keyifli bir oyun öğreteceğim aziz dostum. Piştiyle işimiz şimdilik bitti.'' Amirel'in odadan çıkmasını bekleyen sarı kafalı adam ''Nasıl uygun görürseniz efendim'' dedi solgun bir sesle. Biraz önceki fırtınada gemisi su almadığı için kendini şanslı hissediyordu. Yeni oyunun adı nedir? Mangala. Bu oyunda bilerek kaybetmek daha zordur. Son. Sinek dörtlü. Okuyan Erol Çelik. Yazan Erol Çelik.